askere düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu sivillerimizin bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Kabine bu hafta KYK borcu düzenlemesi için toplanacak. Alınan kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız. Milyonlarca genç KYK borcu mağduru. Herkes yeni bir düzenleme bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklentileri yanıtsız bırakmadı. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta daha ileri gidiyorum. Enflasyona da kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz. Bahsettiği çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptı. KYK, kredi borçları ile ilgili yurt içi üretici fiyat endeksinden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı. Çalışma 2022-2023 akademik yılı güz dönemine yetişecek şekilde tamamlandı. Çalışmalar kapsamında masaya iki formül yatırıldı. İlk formüle göre KYK burslarında ana para üzerinden eklenen faiz üzerinden bir indirim yapılacak. Masadaki ikinci formülün sıfır faiz olduğu, buna göre yapılan çalışmayla öğrencilerden yalnızca ana para talep edileceği tahmin ediliyor. Öğrencilerin artan enflasyondan etkilenmemeleri için böyle bir düzenleme yapıldığı belirtilirken, KYK borçlarında ana paradan taviz verilmeyeceğinin de altı çiziliyor. Yeni düzenleme için milyonlarca gencin gözü kulağı yarın yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu toplantıdan sonra düzenlemenin detaylarını açıklaması bekleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı terör listesine bir çizik daha attı. PKK'nın sözde Apollo Akademiler sorumlusu etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruluyor. Sınır ötesinde yapılan operasyonlar örgüte büyük panik yaşatıyor. O operasyonlardan birine yine MİT imza attı. Terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu Dersim Malatyakoda adlı İzzettin İnan takibe alındı. İnan'ın Gara bölgesindeki örgüt kadrolarıyla toplantı halinde olduğu belirlendi. İnan düzenlenen operasyonla beraberindeki teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyon başarıyla tamamlandı. Bunun üzerine MİT operasyonda görev alan sahadaki ajanlarını planladığı şekilde Gara alanından güvenli bir şekilde çıkardı. Terörist İnan PKK'ya 1992'de katıldı. Suriye ve Irak'ta terör faaliyetleri yürüttü. Ayrıca güvenlik güçlerine yönelik bazı eylemlerinin talimatlarını da o vermişti. Eğitim bütçe payı, KYK öğrencilerine verilen burs, yurt yatak kapasitesi, sağlık harcamaları. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, bu yılki sosyal harcamaların tutarını açıkladı. Buna göre harcamalar 145 milyar lirayı geçti. KYK öğrenim kredileri faiziyle ilgili düzenlemeler tüm hızıyla devam ediyor. Öğrencilerin mağdur edilmeyeceğini aktaran Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, sosyal medya hesabından ekonominin geçmiş ve şimdiki halini kıyasladı. Harcamaların toplam tutarlarının 145,6 milyar liraya ulaştığını açıklayan Nebati, 2002 yılında eğitimin toplam bütçe içindeki payı %9,4 iken, bugün bu oranı %13,5'e çıkardık. 45 lira olan öğrenim kredileri 850 liraya yükseldi, ifadelerini kullandı. Yurt yatak kapasitesinde 4 kattan fazla artış olduğunun altını çizen Bakan Nebati, sağlık harcamaları 100,8 milyar liraya yükseldi, dedi. Yapılan sosyal harcamalara dikkat çekti. Ayrıca ek bütçe kanunumuzla sosyal amaçlı harcamalara 44,8 milyar lira daha ek kaynak aktardık. Böylelikle sosyal amaçlı harcamalara bu yıl aktardığımız kaynak tutarı toplamda 145,6 milyar liraya ulaşıyor.
2002 yılında sosyal amaçlı harcamaların toplam bütçe içindeki payı %1,3 iken bugün bu oranı %5,1'e çıkardık. İyileştirmelere aralıksız devam ediyoruz diyen Maliye Bakanı, huzurlu toplum için çalışıyoruz vurgusu yaptı. Sağlığın ve huzurlu bir toplumun ülke kalkınmamızdaki kritik rolünün farkındayız. Bu sebeple beşeri ve fiziki kapasitenin artırılmasına önem veriyor, bu yöndeki iyileştirmelere aralıksız devam ediyoruz. Bayram tatili bitti. Yollarda dönüş yoğunluğu yaşanmaya başladı. Trafikte kurallara uyulunca kaza oranı da düştü. Öyle ki bu sayı trafik kazalarında günlük ölüm ortalamasına 7 olarak yansıdı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Bakan Soylu, son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarının yüzdelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre trafik kazalarında %29, ölümlü kazalarda ise %55 oranında azalma olduğunu aktardı. Soylu ayrıca can kaybı oranında yaşanan %52'lik azalmanın altını çizerken yaralı yüzdesini %32 olarak paylaştı. Bakan Soylu vatandaşlara tatilin son gününde de uyarısını yapmayı ihmal etmedi. Dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan Bakan Soylu trafik kurallarına uyalım çağrısında bulundu. Meydana gelen kazalardaki gerilemeye dikkati çeken Bakan Soylu ayrıca Bolu'dan Anadolu'ya 801 bin aracın, İstanbul'a ise 760 bin aracın geçtiği bilgisini paylaştı. AK Parti eski Erzurum İl Başkanı Fatih Yeşilyurt'un oğlu dünya evine girdi. Nikahı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kıydı. Buradaki hayat kısa. Gelip geçiyor. 50-60-80. Önceki dönem AK Parti Erzurum İl Başkanlığı yapan Fatih Yeşilyurt'un oğlu Yusuf Ahmet Yeşilyurt, Mualla Aydoğan'la hayatını birleştirdi. Mutlu gününde sevenleri onları yalnız bırakmadı. AK Parti Erzurum milletvekilleri İbrahim Aydemir, Selami Altınok, Profesör Doktor Recep Akdağ, ilçe belediye başkanları ve Kardelen Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu da düğündeydi. Çiftin nikahını Başkan Mehmet Sekmen kıydı. Allah hayırlı olsun. Çiftin evlilik cüzdanını ise AK Parti Erzurum milletvekili Profesör Doktor Recep Akdağ takdim etti. Müsaadelerinizle bunu gelin hanıma veriyorum. Verirken de darısı da buradaki gençlerin başına olsun diyor. Hayırlı akşamlar. Düğün, damadın da katıldığı Erzurum Bar ekibinin gösterisiyle sona erdi. Bir yanda cağ kebabı, bir yanda cirit oyunu, bir yanda da ses sanatçılarının sahne gösterileri. Şirankes'te düzenlenen bal festivali dolu dolu coşkuyla geçti, birbirinden güzel karelere sahne oldu. Misafirlerimiz geliyor, akrabalarımız geliyor, böyle buluşuyoruz, çok güzel. Görüntüler Erzurum'un Şenkaya ilçesi Şirankes Mesire alanında düzenlenen 15. Şenkaya Kültür ve Bal Festivali'nden. Şenkaya ve çevre illerden vatandaşlar akın etti, festival tıka basa doldu. Doya doya eğlenen vatandaşlar halaya kalkınca kuyruğun ardı gelmedi. Festival çok güzel. Başkanımız da Allah razı olsun. Düzenlenen festivale Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan festivalde Şenkayalılar Türkiye doydu. Eğlencenin zirvede yaşandığı festivalde bahçelerin gözde sebze ve meyveleri de boy gösterdi. Keteler, ballar, fasulyeler vatandaşların damak tadına hitap etti.
Şenkaya Kültür ve Bal Festivali 4 gün boyunca devam edecek. Yazıda 2 ay yazı var fakat geceleri rahat yatarız biz. Geceleri rahat uyuruz. Ne arabayla bulunmaz. Daha yeni dalımız kızdı bir dur. Ne sıcak hava ne de bunaltıcı günler. Dadaşlar sıcak havalardan memnun. Öyle ki ülke genelinde vatandaş evden çıkmazken Erzurumlular günü dışarıda geçiriyor. Ya tabii görmüşsen baksana. Attım umudu var şey. Verdim güneşe kendimi. Yok serin bak görüyorsun. Sıcak var ama rüzgar da var yani. Değil mi? Yurt genelinde sıcak havalar etkili olmaya devam ediyor. Doğu'nun gözde şehri Erzurum'da da termometreler 30 dereceleri gösteriyor. Ancak vatandaş bu durumdan şikayet etmiyor. Öyle ki çetin geçen kış günlerinin ardından sıcak havaları özleyen Erzurumlular kendini dışarı attı. Erzurum'un ne sıcağı tokunur, ne soyuğu tokunur. Tamam mı? Erzurum'un hiçbiri tokunmaz. Erzurum'un güzel. Aksini düşünenlerse güneşe karşı şemsiyeli önlem aldı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar da ellerinde şemsiyelerle havanın tadını çıkardı. Yine yandı yürekler. İki Mehmetçik daha pençe kilit operasyonunda şehit oldu. Ateşlerden biri Erzurum'u piyade uzman çavuş Selahattin Taşkın. 38 yaşında, evliydi, 3 tane de evladı vardı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliydi. Operasyon bölgesini teröristlere dar etmek için oradaydı. Bölgeye sızma girişiminde bulunan hainlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haber memleketi Erzurum'a hemen ulaştı. Eşi, kardeşi, çocukları, bütün yakınları gözyaşlarına boğuldu. Memleketinde törenle karşılandı şehit uzman çavuş Selahattin Taşkın. Askeri havalimanındaki törene Erzurum Vali Vekili Hamdullah Subhi Özgödek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Garnizon Komutan Vekili Albay Şerafettin Deniz'in yanı sıra askeri ve mülki erkan katıldı. Silah arkadaşları omzunda katafalka taşıdı şehit Taşkın'ı. O sırada ailenin ağıtları yeri göğü inletti. Onları jandarma ve polis ekipleri teskin etmeye çalıştı. Törende şehidin özgeçmişi okundu. İl müftüsü Şahin Yıldırım dua etti. Törenin ardından şehidin naaşı Oltu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Selahattin Taşkın, yarın Oltu ilçesine bağlı Tuzla Köyü'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından sonsuzluğa uğurlanacak. Piyade teğmen Ömer Faruk Civelek de aynı operasyonda vatanı savunuyordu. 7 kardeşten biriydi. Nişanlıydı. Eylül ayındaki düğünü için hazırlık yapıyordu. Olmadı. Hayaller yarım kaldı. O da silah arkadaşı Selahattin Taşkın'la aynı kaderi paylaştı. Teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haberi baba ocağı Sakarya'daki ailesine yetkililer tarafından verildi. Dededen miras kalan tohumlarına gözü gibi bakıyor. Hem geçimini sağlıyor hem de gelecek nesillere aktarmak için mücadele ediyor. Bayburt'ta yaşayan 70 yaşındaki 4 çocuk babası İsmail Öksüz, sebze yetiştiriciliğini dededen kendine örnek aldı. O günden sonra da kendi işini kurdu. Böylece dededen kalan mirası bu zamana kadar yaşattı. Biz anadan doğma sebzecilikle yetişiriz. Öksüz, ata tohumlarıyla mısır, fasulye, patates, kabak, domates, salatalık, patlıcan, biber ve karpuz yetiştiriyor. İşini hem iyi hem de severek yapıyor. Bu yüzden de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kendisine örnek çiftçi belgesi verildi.
Sarazlığa geçtikten sonra tarım il müdürlükleriyle istişare ederek işbirliği halinde çalışmaya başladık. Böylelikle ziraat mühendisleri ve tarım teknisyenlerinden destek alarak elindeki ata tohumlarının yapısını bozmadan toprağa uygulayıp hem çeşitliliği hem de verimi artırdı. Artık ticari olmasa da bir şeylere örnek olmak amaçlı efendim, vatana millete katkı amaçlı bu işi yapmaya devam ediyorum. Yaklaşık 10 dönümlük arazideki sera ve bahçelerde organik üretim yapan öksüzün yetiştirdiği sebze ve meyveler pazara inmeden alıcı buluyor. Evet. Öksüz ayrıca öğrencilere uygulamalı dersler vererek ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlıyor. Bildiklerimi bu işi yapanlara öğretmek istiyorum. Bildiklerimi kendimle beraber mezara gitmesin istiyorum. Bütün bildiklerimi birilerine öğretmek istiyorum. Organik. Efendim yine bizim o çok lezzetli yerli mısır tohumumuz. Besicilerin kış mesaisi başladı. Çiftçiler kavurucu sıcaklarda biçtikleri otları patoza vererek saman haline getiriyor. Muş'ta geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çiftçiler kış mevsiminde hayvanlarını besleyebilmek için biçtikleri otları 38 derece hava sıcaklığında saman haline dönüştürüyor. Burada otlarımızı biçtik. Şu anda da kurudu, gezer yapıyoruz. Hava çok sıcak. 35 derece sıcaklık var bu işte. Çiftçilerin mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor. Bir taraftan tırmıkla otları toplayan köylüler, diğer taraftan da topladığı ürünü traktörün arkasına bağladıkları patoza atıyor. Çiftçiler elde ettikleri samanı muhafaza ederek kış için saklıyor. Onları en çok yoransa sıcak havalar. Çok sıcak olduğu için traktörün kaputunu açıyoruz. Biraz hava vursun, fazla harareti kalkmasın diye. Diğer yandan da yağışlı havaların ardından artan ot verimi besicilerin yüzünü güldürüyor. Yol verme tartışmasında sinirler gerilince kavga çıktı. Taraflardan biri güreşçi olunca olan oldu. Yolda başlayan tartışma hastanede bitti. Olay Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşandı. İki sürücü seyir halindeyken aralarında yol verme tartışması başladı. Araya çevredeki diğer vatandaşlar girse de fayda etmedi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücünün biri diğer sürücüye yumruk attı. O hamlesi hayatının hatası oldu. Kavgaya giriştiği kişi güreşçi çıkınca tek hamlede hastanelik oldu. Yol verme kavgasında taraflardan biri gözünü hastanede, diğeri adliyede açtı. Aldığı darbeyle olay yerinde baygınlık geçiren sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler, haysiyetsizler. Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız.